Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine, özellikle İslam aleminin üzerine olsun. Saygıdeğer müftümüz, kıymetli meslektaşımız, samimiyet konusunda hem Kur'an-ı Kerim'den hem de hadis-i şeriflerden çok güzel örnekler sunmuş oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Aslında benim konuşmam kıymetli hocamızın konuşmasını biraz açacaktır. Önce şunu söylememiz gerekiyor. 1400 yıllık bir İslam kültürüne ve bu kültürün oluşturduğu, yoğurduğu, beslediği çok zengin ve engin tanım, tarif ve tasnife sahibiz. Ama özellikle son zamanlarda gelişen hızlı iletişim araçları, kısaca özet olarak söylemek gerekirse, modern dönemlerin getirdiği bir takım rüzgarlar bizim alanımızda da, din alanında da, diyanet alanında da, amellerimizde de, niyetlerimizde de ciddi manada yıpranmalara sebep olmadığını söyleyebilmek için cesur bir yürek gerekiyor. Ben işin analiz yönüne girmek istemiyorum bu manada. Ama şunu söylememiz gerekiyor. İhlas kavramı üzerinden acaba neler söyleyebiliriz? Başka bir ifadesiyle, hiç eğip bükmeden, sağa sola bakmadan, acaba Kur'an-ı Kerim ihlas kavramını nasıl kullanmıştır? Acaba Kur'an-ı Kerim'den hareketle birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, 7. Hicri yüzyıla kadar kitaplarımızda ihlas kavramı nasıl geçmiştir? Ve bilginlerimiz, ulemamız ihlas deyince neyi anlamışlardır? Bunun üzerinde hiç değilse akademik kafaların dikkatle durması gerekmektedir. Aşağı yukarı 10 sayfaya yakın olan tebliği ben ayetler çerçevesinde mümkün mertebe özetlemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ihlas kavramı yok. Spekülatif bir ifade olmakla beraber Cenab-ı Hak ihlas şeklinde, yani if'al babından bir mastar olan, isim olan bu kavramı Kur'an-ı Kerim'inde bize ikram etmemiş. Peki Kur'an-ı Kerim'de neler, nasıl geçmiş bu kavram? Metinde gördüğünüz gibi fiil halinde kullanılmış. Yani üçlü sülasi fiil formunda, dörtlü rubai mezit formunda ve bir de südasi, yani altılı südasi mezit formunda kullanılmıştır. Peki bunlar ne anlama geliyor? Anlamlar üzerinden ben özetlemek istiyorum. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olan meselede detaylara girmeden şunu söylemek istiyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin'i tabiri caizse alıkoyduğunda kardeşler yapılacak başka bir iş olmadığını düşünerek kenara çekilmişler. Bize buradaki haresu sülasi fiili onu anlatmakta. Lütfen
Evet, devam eder misiniz? Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette inna ahlasnahum bi halisetin zikreddar ifadesiyle çok ilginçtir. Sadece ihlas Cenab-ı Hakk'a bu ayette nispet ediliyor. Biz onları temizledik bi halisetin, özdeştirerek. Aslında biraz da ben zaman problemiyle konuları açıklamak istemiyorum, yani açıklayamıyorum. Türkçe'de kullandığımız halis ifadesi özlü demektir. Buradan kelimenin İslam öncesi manasına gittiğimizde temizlenme, arınma, özlü olmanın yanında daha somut bir ifadeyle Araplar semiz deveye, yani güçlü deveye muhlis deve derlermiş. Biz buradan anlıyoruz ki mecazi bir ifade ile muhlis kavramını insana uyguladığımızda o insan hem iç dünyasıyla hem de dış görünüşüyle sağlam, güvenilir, becerikli, anlayışlı ve dengeli bir insan olması gerektiğini ihlas kavramı üzerinden söyleyebiliriz. Yine bu ayet-i kerime Nisa suresi, ama üzerinde ısrarla durulması gereken bir ayet. Nisa suresinde bakın bugün çok ihtiyacımız olan hemen hemen tüm kavramları medeni sure olması itibariyle, bunu da nazar itibare alarak, münafıklardan sonra gelmesini de nazar itibare alarak, bugün Müslümanların nasıl bir formatta olabileceklerini bize gösteren en önemli ve çok düşünülmesi gereken bir ayeti kerime. İllellezine tabu, tevbe etmek. Ve eslehu, İslam. Düzelme değil, sadece düzenleme de içinde olan bir ameliye. Vatasamu billahi, Allah'a sarılmak, itisam, Allah'tan başka bir şeyi tanımama. Ve arkasından ve ahlesu dinehum, dini Allah için halis kılmak. Yani başka bir ifadesiyle dini Allah'ın dışında dünyevi, hatta uhrevi hiçbir bağlantı ile bağlantılamamak. İsterseniz bu ayet-i kerimeyi bir laboratuvar olarak ele alalım ve bütün insanlar, yani müminleri kastediyorum, Müslümanlar tekrar bu ayetin formatıyla ruhlarını, gönüllerini, eylemlerini, işlerini, evlerini, dünyalarını, her şeylerini tekrar formatlasınlar. O zaman nasıl bir İslam dünyası ortaya çıkacak? Nasıl bir Müslümanlık ortaya çıkacak? Elbette ki görmemiz gerekir. Bu ayetin üzerinde de çok fazla durmamız gerekiyor. Ela lillahi dinul halis, halis din. Halis din nedir acaba? Bu konuda erken dönem müfessirler şöyle diyorlar. Özellikle Mukatil bin Süleyman tefsirinde halis din tevhid dinidir diyor. Müslümanlıkta tevhidin dışında başka hiçbir yorum, algı, anlayış yoktur demek istiyor. Hatta muhlisi muvahhid manasında efendim yorumlar. Yine halis din ancak Allah'a yakışan bir dindir. Konuşulması gereken çok noktalar var. Yalnız bunun üzerinde zaman darlığı münasebetiyle duramıyoruz. Bu, yani
halis dinin ne demek olduğunu çok iyi anlayabilmek için bu ayet-i kerime bize sütten örnek verir. Nasıl ineğin içerisinde yani biyolojisinde çok karışık şeyler olduğu halde süt, kana, fışkıya, dışkıya vesaire ne varsa hiçbirine karışmadan halis olarak bizim önümüze geliyorsa, dışarıya çıkıyorsa, işte Allah'ın dini de Müslümanın da olması gereken yer veya tavır, şekil budur. Dünyada çok kirler olabilir. Etrafımızda beklemediğimiz, beğenmediğimiz, sevmediğimiz çok farklı durumlar olabilir. Ama Müslüman muhlis olabilmek için süt gibi kendisini her türlü kazurattan korumasını bilmesi gerekir. Bu ayet bize bunu işaret etmektedir. Evet, yine burada Kur'an-ı Kerim'de halis kelimesini Kur'an-ı Kerim ismi fail olarak sülasi babtan iki şekilde kullanıyor. Birisi halis, diğeri de halisa. Halis olarak biraz önce bahsettiğimiz gibi dinin temel özelliği halistir. Burada ise halisaten özellik manasında oluyor ve özellikle bugünkü Türkçe kullanımında verebiliriz. Buradaki ayet-i kerimede de indallahi halisaten min zükürine, yani Yahudilerden kaynaklanan bir tabirdir bu. Efendim hayvanların yani davarların midelerinde karınlarında bulunan kuzuları, yavruları sadece bizim erkeklerimiz içindir, kadınlarımız için değildir ifadesiyle özelliği ifade ediyor. Yine burada da aynı ayet-i kerimenin halisaten leke min dünil müminin, buradaki halise de aynı manaya geliyor. İnna ahlesnahum bi halisetin zikrettar, biraz önce de ifade ettik. Muhlisan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Zümer suresinde 3 ayette geçiyor. Yani ziyadeli dörtlü baptan rubai mezitten sadece burada ismi fail olarak geçiyor. İnna enzelnâ ileyke'l kitâbe bil hakki fe'budillâhe muhlisan lehuddîn. Ve çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de ihlas tabiriyle ibadet tabiri ve bir de dua tabiri yan yana zikrediliyor. Bunu özellikle burada söylemekte fayda var. Bundan demek ki şunu anlıyoruz. İhlassız dua ve ihlassız ibadet, bu kavramların sonucunda efendim olması, yapılması, yaşanması mümkün değildir. Yine bakın. Allah'a a'budu muhlisen lehu dini. De ki, emir formunda bir ayet. Allah'a ben dinimi has kılarak ibadet ederim. Başka bir ayet-i kerime Araf suresinde, Rabbim adaleti ve yüzlerinizi her mescitte inne küllü mescidin Allah'a yöneltmenizi ve Allah'a muhlisi edin kemâ bedâ etün ta'udûn ayetinde olduğu gibi yine ihlaslı olarak dua etmemizi bizden talep etmektedir bu ayet-i kerimede. Yine da'ullaha muhlisine lehuddin. İhlas kavramı ve dua kavramı yine beraberler. Burada bu ayet-i kerimelerde ben toparlıyorum, daha fazla üzerinde konuşmak istemiyorum. Şu anda demek ki insanoğlu her zaman aynı şeyi yapıyor. Gemilere bindikleri zaman bir tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında ihlaslı olarak Allah'a dua ederler. Tamam, ve ayet-i kerime diyor ki ne zaman ki onlar karaya çıkarlarsa şirke başlarlar. Birkaç ayet-i kerimede bu form var.
Demek ki insanoğlunun zafiyeti bu. Kendisi dara kaldığında ellerini açıyor, dardan kurtulduğunda, rahatladığında ise şirke koşuyor. Peki burada ne yapılması gerekiyor? Burada yapılması gereken şey, eğitim diye bir bilim var. Pedagoji diye bir yöntem var. Din diye bir olgu var. Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var. Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Peygamber'in sünnetinin, din pedagojisinin, ki hocamız, din eğitimci hocalarımızdan birisi buradadır. Kendisine saygıları da sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu yöntemlerle biz darda değil, her zaman Allah'a ihlasla ibadet edebilmenin yolunu, yöntemini öğrenmemiz gerekiyor. Şükürler olsun, 1960 yılından şu ana kadar aşağı yukarı Türkiye'nin eğitim sürecini, öğretim sürecini, hadiselerini biliyoruz. Şu anda Müslümanların Türkiye'deki durumu hiç hayal edemeyecekleri kadar önemli bir yerde bulunmaktadır. Ama biz bunu şikayet babından, eleştiri babından söylüyorum. Maalesef bu pozisyonumuzu iç derinliğimize, iç temizliğimize, amellerimizin ve niyetlerimizin tekrar gözden geçirilmesine ve özümseyip özleşmemize yardım etmesi gerekirken bu konuda yeterince gayretin yapılmadığını görüyoruz ki acı bir durum. Bu kadar kurumlar, bu kadar kişiler, bu kadar ünvanlar, bu kadar masraflar ve emekler özel dönük olarak yapılmalı ve özü esas alarak yapılmalıdır. O zaman ihlas layık-ı vesile olacağını düşünüyorum. Yine burada da ayet-i kerimede muhlisine lehiddin. Evet, Beyyine suresinde ki bu Beyyine suresi de biliyorsunuz medeni bir suredir. Medeni bu Beyyine suresine Cenab-ı Hak niye karıştı bu? İhlasla ibadeti beraberce bize sunuyor. Şimdi burada üzerinde kısaca durarak işaret etmek istediğim önemli bir form daha var. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Cenab-ı Hak muhlis kullarını istisna ederek diğerleriyle ilgili müşriklerle ve kafirlerle ilgili beyanlarını bize arz ediyor. Bu ayet-i kerimedeki muhlasin tabiri benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta şu. Ülemamızın bir kısmı yani ihlas kavramı içerisinde seçmek de var. Seçme kavramıyla Cenab-ı Hak onları seçmiştir. Amanna ve saddakna. Ancak bu ayet-i kerime üzerinde özellikle Taberi şöyle duruyor. Bu ayet-i kerimeler iki şekilde okunabilir. Muhlasin şeklinde okunabilir ve muhlisin şeklinde okunabilir. Muhlasin şeklinde okuduğumuzda Allah bizi dünyaya getirdiği gibi biyolojik yapımızda, fıtratımıza uygun bir şekilde bize ikramlarda bulunduğu gibi ihlasımızı da ikram ederek bizi dünyaya gönderebilir. Nitekim peygamberlik makamı, peygamberler de muhlas insanlardır. Ayet-i kerimelerde onlara da işaret var. Cenab-ı Hak tarafından hazırlanmışlar. Onlara vehbi olarak makam verilmiş, risalet verilmiş ve bize gönderilmiş. Ama asıl benim burada üzerinde durmak istediğim mesele şu. Muhlisin meselesi Allah'ın görevini elbette ki, Allah'ın bize ikramını elbette ki biz kabul ediyoruz. Fakat ihlaslı davranmada bizim pozisyonumuz ve yerimiz neresidir? Burasını bilmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve muhlesin veya muhlis tabirine baktığımızda Taberi'nin anlayışına göre
muhlis olduğumuzda, muhlisin olduğumuzda iş bizim meselemizdir. Biz kendi kendimizi temizlemek zorundayız. Biz niyetlerimizi temizlemek zorundayız. Düşüncelerimizi temizlemek zorundayız. Kendimizi temizlemek zorundayız. Muhlasin şeklinde olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak Allah kullarını temizliyor. Nitekim evliyayı, asfiyayı, enbiyayı Cenab-ı Hak muhlas olarak bu dünyada temizleyebilir. Ama bizi ilgilendiren tarafı şurası, muhlisin. Bizim yapacağımız niyetlerimizi, amellerimizi tekrar etmek istiyorum ama vurgu yapmak için bunları söylüyorum. Tekrar gözden geçirmemiz, ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet, ben bu şekilde konuşmamı tamamlamak istiyorum ve sonuç olarak şunu söylemem gerekiyor. Ünlü bir felsefeci dünyanın bu kadar kirinden dolayı şöyle bir şikayette bulunuyor. Diyor ki, ismini söylemiyorum o felsefecinin, bizi ancak bir tanrı kurtarabilir. Amın namusatlarına. Onun o sözü o bağlamda çok doğru. O zaman peki biz İslam ümmeti olarak ne diyebiliriz? Bizim tabiri caizse Allah'ımız var. Peygamberimiz de var. Yeryüzündeki dinlerin en otantik ve en sağlam kitabı olan Kur'an-ı Kerim de var. O zaman bizim yanlış yapmamız veya istenilen ürünü istihsal edemememiz için ne eksiğimiz var? Bence ihlas eksiğimiz var. O zaman şöyle diyorum. Bizi kurtaracak Kur'an'ın tanımladığı gerçek manada bir ihlastır. Ona ihtiyacımız var. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese saygılarımı arz ediyorum. Demek ki Kur'an'ın havuzunda tekrar ihlas ile gönlümüzün de, kalbimizin de, ruhumuzun da, dünyamızın da tekrar özdeşmesi, saflaşması, arınması ve ihlasın içerisinde bunların hepsi var. Ki bunların adına bugün bir samimiyet demek suretiyle, biraz hocamı, benden önceki hocamı bu noktada eleştirmek istemiyorum ama samimiyet yıpranmış bir kavram gibi geliyor bana. Peki ne dememiz lazım? Arkadaşım, amellerini Allah'ın rızasının dışında ne ile aracı yapıyorsunuz? Bunu ben kendi kendime söylüyorum ve kendimiz bu noktada niyetlerimizi, amellerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.